Videolarda vardı, bahsetmiştim, sen de biliyorsun. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, deneyim var sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar uzun süredir video atamıyorum çünkü şu anda hayvanlarımız doğum yapıyor ve işlerimiz çok karışık. Yatan işlerim yoğun olduğu zaman işte böyle öyle araları bazen 3-4 saat bulabiliyoruz. Şimdi Ozan abinin yanına gideceğiz. Onunla konuşmamız gereken önemli konular var. Gidelim orada, onunla konuşalım. Ozan Bey'in yanına geldik. Hoş her geldin, zaman sefa geldin. Eski günler aktardık tabii Ozan abi. Uzun zaman eski sonra beklenen şu bir yer. Şu damarda ayak basmıyor. O kadar değil. Bazı yerlere gittik yani. Gittik. Munzurları gezdik komple. Keşke bir tek gittik. O kadar abartmayalım. Şimdi arkadaşlar Ozan abinin bazı köpekleri verecek. Farklı projeleri var. O yüzden köpeklerin bazen sahiplenecek. Çünkü çok köpek var Ozan abi. Aynen, 7 tane. Eskiden koyunlar vardı arkadaşlar. Koyunları çoğunu verdi zaten. Şimdi de köpekler fazla oluyor. Her koyun başına 3 tane köpek düşüyor yani. 8 koyuna bir köpek düşüyor. Öyle bir şey yani. Şimdi o zaman köpeklere bakalım. Ben de uzun zaman görmüyorum arkadaşlar. Çaparları, alacaoğlanı, dişiyi falan göreceğiz. Bakalım aynen, nasıl olacak. Dişi yavruladı zaten. Bir hepsine bakalım. Şimdi en önce hangisine bakalım? Şimdi yani şu diğer konuları da arkadaşlar bağ evinde konuşacağız. Aynen, aynen. Devamlı bağ evinde gelecek zaten. İlk önce şu bahçeye geçelim. Tek tek ben bahçeye geçeyim. Çekeriz. Ben bu aradan gireyim, arkadan kapıyı açmam lazım. İşte şimdi Ozan abi birinci köpeği olan Çalaşı getirecek yani. Ozan abi öyle yap ki bizi tuttur. Bu hangisi Ozan abi? Bu çaparların bir yaş büyük abisi mi oluyor? Abisi ama şey... Babadan kaçlı. Kurt Boğan'ın soyu. Hı-hı. Çalaşı tek varisiniz bu. Yani Ozan abinin yaşlı köpeğinin soyu arkadaşlar. Aynen, yaşlının soyu. Biraz anneye tabii tip olarak benziyor, maske olarak ama... Ama böyle pratik bir köpek arkadaşlar. Yani sürüsü olanlar için kaçırılmayacak bir köpek. Yani böyle aktif gezer. Yani şöyle söyleyeyim, 30 yaşındayım. Ya belki 200 üzerine köpek bastık. Hı-hı. Sadece bunun gibi hiperaktif köpek çok ilk kez denk geldi. Sürüye bakacak bir şey. Boğuşta işi yok arkadaşlar. Kavga sadece, etmez. Aynen. Köpekler yanında destek varsa götür kavga ettirir. Ama şöyle tek gezer. Yaklaşık olarak yani diğer videolarımızda da bahsettik. 3 kilometre, 4 kilometre tek bölgeyi tarar gelir. Yani tarar sürü olan, sürüsü olanlar kaçırmasın bunu. O şekilde bir köpek yani. Şöyle arkadaşlar siz de görün ne kadar farklı arkadaşlar oldu. Arkadaşlar 2 yaşına girdi. Gerçi 2 geçti hemen hemen. 2,5 var işte. Çok. Yay civarında. Yani sürüsü olanlar için kaçırmayacak bu köpek. Arkadaşlar Ozan abinin kanal linkini de yorumlara bırakacağım. Siz de oradan Ozan abiye ulaşabilirsiniz. Şimdi diğer köpeklerini de tartacağız. Geldin oldu yandan gider. Ozan abi senin derdin nerede? Bizi boğdurmak burada. abi. Siz de böyle heyecanlı yaşatıyorsun. Ne yapıyorsun? Bundan arkadaşlar derdi dışarı çıkmak ve gezmek. Bu gece dağda kalıyor zaten. Ya çünkü sürü şu anda yok ya. Köpek de bunalıyor arkadaşlar. Yani gitmek istiyor. Bak gördüğünüz şu teller yaklaşık 10-12 milyar civarına para verdik. Sırf bu dışarıda gitmesin diye. Bu başımıza bela. Dişiyle bu gece dağda kalıyorlar. Bu hangisini yaptınız abi? Bu da Erzurum Aşkale'ye bir meydan köpeğiydi babası. Hı hı. Getirmişler burada bir, ben biliyorum biz hani kavgaya karşıyız ama getirip burada bir dövüşe sokmuşlar. Dövüşü kaybetmiş, adam bırakıp gitmiş. Öyle birkaç kişiden sonra bizim elimize geçti. Daha sonra siz işte kendi köpeğimizle çiftleştirdik. Bu bizim dişinin de kardeşi aynı zamanda. Yuva kardeşleri değil mi? Efendim? Yuva kardeşleri. Hayır, öz kardeşler. İşte yuva kardeşleri. Ha, aynen. Şöyle söyleyeyim. Yetiş bizim bel kemiğimiz. Yani hani... Mesela keşke buraya geldiğinde en çok yarı bu herhalde. Zaten şöyle söyleyeyim. Yaklaştıramadık hani bunu arkadaşlar. Bakın zaten yüzünü yakından çekersen anlarsın. Bunun derdi ayı, domuz. Yani normalde ben köpeğin üstüne salıyorum yani. Keşke bırakmıyorum serbest. Ya bunu üstüne bırakamadım. Çünkü boşluklar belliydi arkadaşlar. Yani biraz ters yani. Ve şöyle o kadar pratik ki dağ keçilerine hani kolay kolay şey yapamaz. İki tane dağ keçisi yakaladı bu. Öyle gidiyor ya. O kadar. Şöyle biraz gezdir o zaman abi. Bakalım buna bakalım. Burada film çok güzel. Tek açık duvar burası, bu tarafa bunu bırakamıyorum bak. Onun derdi atlamak. Mesela bu Çavuş da bir yere bir sürüye gitse hiçbir şey bırakmaz. Yok, yani zaten Çavuş'un en güvenli köpek de bu. Çünkü şimdi yaşlı köpek yaşlandıktan sonra eke köpeğimiz bu bizim. Sürü lideri zaten. Şöyle korkusuzca, ben hiçbir şekilde korkmam, buna bir şey olmaz kolay kolay. Bırakırım. Mesela tek domuza burada gidiyor yani arkadaşlar biz de şöyle gördük. Arkadaşlar domuzun tam şöyle kafadan önden tuttuğu zaman tuttu bir kere domuzu. Hı hı. Şu göğüs kafesini domuz kırdı komple.
Bir ay kadar yerde yattı. Bir ay sonra düzeldi yani. Çünkü göğüs kafes kırıldı, yürüyemiyor. Bağırıyor da kalkamıyor. Yaman bir pratik çocuk. Aynen. Derdi başı domuz. Bunu da veriyorsunuz abi. Bu kesin, bunu mecbur vermek zorundayım. Çünkü enikler yetiştiği için. Çok aşırı. Yani böyle bir köpek zapt edemiyor. Peki bundan sonra hangisini vereceksin? Bundan sonra versek bir de dişiyi verebiliriz. Bir dişiyi görelim efendim. Bunlar üç kardeş arkadaşlar. Dişinin yavruları bunlar. Umut Yıldız'daki çaparın da yavruları. Çok güzel olmuşlar abi. Hepsi böyle birbirinden pratiktir. Aynen. Şöyle bu. İşte bu gençler kalacak arkadaşlar. Diğerleri verilecekler. Çünkü çok aşırı kalabalık ya. Yerde yani bunları böyle yapmak da şey yani. Çünkü süreye gitmek istiyorlar. Ya bunlar. Tabii ki bunlar böyle içeride bakamıyor ki. Yazın ince delirir hayvanlar. Tabii. Zaten şu an dışarı bıraksak bildiğiniz savaş çıkar resmen. Ama kendi köpeğim olmadığı için almayacağım zaten. Bir iki bir erkek. Ateş. Ateş. Dişi çaparların annesi değil mi abi? Çaparların annesi dişi de bir, ona da biliyorsun Sinan Sağut çektikten sonra Sivas'taki kangal, bir iki kangal çiftliği ciddi bir rakam verdi ona da. Şimdi arkadaşlar dişi böyle gözüküyor ama dişinin bir videosu var. Yani hatırlıyor musun Ozan abi, böyle de kurt bir domuz bağlamıştı kurt. Aynen kurt kokusuna giden. Onu da buraya koyarız yani fiziğini anlayabilirsiniz. Şu an kendini göstermiyor yavrulu. Daha yeni yavruladı, 2 gün oldu. İşte yavrusu, dişi mi erkek tabii? Bir dişi bir erkek. Gelsin onu taktırmayalım, duvardan gitmesin de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çaparlar çok güzel olmuş. İşte hayır. Ya bunlar hep böyle cinsler yani, aynı cinsler arkadaşlar. Bu da yaşlı köpeği Ozan abinin. Kurdu arkadaşlar bizim bozo gibi aynı. Göreceğime direkt çöküyor hemen. Yani ölüsüne denedik yani, ben de vardım orada. Kaç tane kurt boğdu da var, videolar da var hani. Bir de yani biz, ben de kendi kendi gözlerimle gördüm. Reşo! Şşşt! Birine yanaştı bu kadar ha. Reşo! Bana ver diyor. Reşo! Tamam. Reşo! Ordu aslanlar. Tövbe yarabbim. Köpeklerle yaşayan adam işte arkadaşlar. Bak. Çok güzel bir duygu ama bakımı zor. Ben yapamazsın. Köpekler için de zor arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar yüzünden köyden çıkamıyorum, köyü bırakamıyorum. Şimdi biz Hozat'ta bir abimiz vardı. Şey diyordu, bunlar yüzünden yurt dışına gideceğim, gidemiyorum diyordu. Ya diyordum abi saçmalama, böyle şey mi olur diyordum. Şimdi aynısı ben oldum. Bunları yani kıyamıyorum, bırakamıyorum. Tamam, tamam. Hepsi güzel ya. Bak şu an sadece şey bekliyorlar. Güzel ya. Bu filmi bir çekerler. Maşallah hayvanlar çok güzel olmuş. Bir de bakımlar falan da güzel. Abi ya. Dur. Ama işte arkadaşlar bunda zor yanları var tabi. Ya bu da bir emek istiyor, öyle kolay bir şey değil. Yaşa. Maşallah yay gibi. Yay oldu yay. Şu kafasını tutmuşlardı. Gölgeyle anlaşamıyorlar bunlar. Sürekli bir kavga halindeler. Bak yan yana gelsin, direkt hırlaşıyorlar. Sürekli birbirinin bacaklarını kırıyor arkadaşlar. Sadece bu kırıyor, bacakları bu. O zaman abi her gün veterinere götürüyor. Arkadaşlar bu gölge sadece şuradan tutuyor. Geçen video çekerken dikkatimi çekti yine. Bahuz'un iki sefer bacağını kırdı. Bununla bir sefer kırdı. Bacak kırar yani, ayakçı. Bu da ayakçı da o pis yani. Gerçekten sıçlar. Bu da ayağı kırıldıktan sonra bana aşırı düşkün oldu. Veterinere götürdükten sonra. Yoksa yanaşmıyor insana. Güzel oldu. Bahuz da güzel oldu. Sadece gölge biraz küçük kaldı. Ama onda farklı bir özelliği var. O da hızlı uçabildi. O sırtlar. Bak gözümün içine bakıyorlar. Gerçi ya. Ama maalesef açamam. Gerçekten açamam. Açarsın arkadaşlar. Abi belki Reşo'yu alıp biraz gezebiliriz. Biz koyunlardan kaçıp arkadaşlar buraya geldik video çekmeye. Adam bize koyunu tattıracak. Suya götürüyoruz lan abinin topluları. Kaderim benim bu ya. Bu küçük baş benim kaderim. Bunlar kısırlar. Bunlar da kozu duman yapmışlar. O zaman senin hayvanları etmezsin. Bunlar da şey, Şirin. Hı-hı. Bunun annesi videolarda vardı, bahsetmiştim, sen de biliyorsun. Doğum felci geçirdi. Bir ay kadar yerde yattı. Bir ay sonrasında doğum yaptı. Hı-hı. Doğum yaptıktan sonra ölüyordu işte, kesime gitti.
Bakın bu annesini hiç görmedi. Hep biberon demdi ya. Şu an bizi görünce böyle saldırıyor, üzerimize atlıyor. Hiç annem hiç bırakmıyor zaten. Annemle geziyor. Yazık ya. Ama aynen. Toparlanmış o zaman. Çok güzel olmuş. Aynen. Maşallah. Yani biraz küçük doğdu ama güzel oldu. Bak zaten insana alışkın. Mesela hem inceliyor. İneğe bakıyor, böyle tuhaf bakıyor. Hani şey değil. Hem de emdirmiyorsun değil mi? Süt. Yok. Alıştırmıyoruz çünkü şey. Biberonu değil mi? Biberonla veriyoruz. Alışırsa bu sefer gider inek vurur falan, hani yabancıdan olduğu için. Şirin. Kıcığım. Şirin bak. Burayı böyle çoğaltmayı mı düşünüyordun abi? Valla. Ben bir şey düşünmüyorum aslında Mert'ciğim. Ben bir şey düşünmüyorum aslında. Allah Allah. Doğru, senin fikrine bambaşka. Aynen, birazcık şu an yeterli bizimkiler için, bunlar yeterli ya. Tabii canım. Şey zaten. Ya bunlar koyunan daha kolay yani şimdi değil mi? Tosun satılır ya, tabii ki kolay. Sabah nahara gidiyor, akşam geliyor. Tosun satılır zaten, iki tane bunlar dişi. İki dişi de bunlar, dört. Kaç tane ineğimiz varmış şimdi? Üç tane ineğimiz varmış. Haberim yok. Haberim yok. Ya ben inek hatırına girmiyorum. Sevmiyorum pek inekleri. Ben sadece koyuna bakıyorum. İneğe bizimkiler bakıyor. Bu kadarmış. Hayırlısı. Hadi o zaman Bey, şimdi bahane geldik. Burada bizim tam anılarımız var. Burada biz 5-10 gece durduk arkadaşlar. Ay falan yürütedik, kurt yürütedik. Anlı kaldık burada aynen bayağı. Ama bayağı güzel olmuş, düzenlemişsin o zaman. Aynen, tam bitti gibi bir işte, elektriğimiz geldikten sonra tam olacak. Güzel. O zaman abi şimdi sana sorum var. Sor kardeş. Kulağıma bazı şeyler geliyor. Sor bakalım kardeş. Ama efendim ben köyü bırakacağım, şehire gideceğim, beyaz yakalı olacağım. Nedir bunlar? Beyaz yaka hastalığına yakalanmışsın. Yani köyü komple tamamen tabii ki bırakamam. Bırakma şansım tamamen yok ama artık bir işe girmeyi düşünüyorum. Ne işin? Düzenli hayat diyormuşuz. Ya bırak o zaman abi, işim, kendi işin patronu ol ya. Şimdi biliyorum, Mert'e koyunları sattığımız için az kaldı, 50 tane koyunu. Bizi çevirmez. Çoğalt abi. Yapabilsek zaten ha, kendi koyunumuzu satmazdık. Öyle şey olur mu? Olur. Olmaz. Biliyorum. Kuzey dişi kuzuları bırak. Ya sen ne çoğalsın? 20 tane daha dişi kuzu al. Çoğalttık da yapamadık. Yapabilseydim kendi koyunumu satmazdım yani. Niye satayım kendi koyunumu? Yatırım amaçlı sattım hadi şimdi. Değil. Ya, zararına yatırım amaçlı mı satılır abi? Yapamadık. Hani çoban derdi. İşte baba da hasta biliyorsun. Sağ malı olmuyor bizim için. Belki... Kısır mı? İhtimal olarak... 2-3 tane kuzu al bari. Zaten projelerimden bir tanesi aslında o var. Ya bir işe girsen de ben o kuzuyu alacağım. Çünkü çoban tutacağım zaten. Hı. Çoban tutacağım için haftada zaten bir gün yanına gider gelirim, tabi takibini yapacağım. Bu köy arkadaşlar son koyunculukla uğraşam gelince onu da kaybettik. Yok, hemen tam kaybettik diyebilir miyiz? Gerçi onu da ben de bilmiyorum. Bakacağız nasıl olacak. Hayat bize neler sunacak önde. Ama yani öyle bir fikrim var. Bir fikrim var aynen. Yani gerçekten artık da bir düzen... Ya şöyle söyleyeyim Mert. Peki niye o zaman abi? Niye? Çoban bize başlı başına bir sıkıntıydı. Tabii. Çobanla uğraşmak çok zor. Çok zor insanlarla uğraşmak. Sizin... Yani o kadar zor yani, düşün yani. O zorluğu bile göze sizin, alıyoruz. Bak mesela siz onu yapabiliyorsunuz en azından. Mesela amcamlar beraber koyun katıyorsunuz, sıra yapıyorsunuz. Bizim öyle şansımız yok, bu bir. Bizim normalde yayla sıkıntımız var. Biliyorum ta Tercan'a gittik. Ben Tercan'a geçen sene sadece ne kadar? 40 milyar kamyonlara verdim. 30 milyar da kendi arabamı yakıttı. Bu seneyi zaten daha... bu seneyi de sen düşün yani. Sen düşün. Koyunların... Kalkıp... yayla sorunumuz var zaten. Buradan oraya gitmeye de değmiyor. Onun haricinde babam da hasta olduğu için yapamıyoruz. Daha gerek yok ve... Böyle işte... Hayvancılık bitiyor. Aynen. Çiftçilik bitiyor. Köy hayatı senden bitiyor. Sonra mesela yayla kimse yok. Aynen. Kimse yapmaz ya. Kim yapacak? Yeğenim var. Yeğenim de gelip yapmaz herhalde. O farklı, böyle yetiştirmemiz lazım. Sen öyle bir yetecek. Ya şöyle... bir ayağımız tabii ki burada olacak. Hani bir işe girmeyi düşünüyorum şimdi. Güvenlik kursuna da yazıldım. Güvenliğe de gidiyorum. İnekler kalır herhalde. İnekler kalacak. Koyunlar da babam bakmayı düşünüyorlar. Satmazlarsa onlar idare ederler. Ama yani çoğu satıldı yani. 50 tane çoğu kaldı. 50 tane de bir şey değil. Yani şey olarak, sağan koyun olarak da. 50 tane de buralarda çevirir. Öğlen de götürür eve. Dinlenir. Öğleden sonra bir iki saat. Akşam sen çalışırsın saat aldı da. Efendim? Sen de çalışırsın herhalde. Ben çalışırım. Yine gelirim. Tarlamız var. Burada evimiz var. Ben akşamları burada yani kalmayı düşünüyorum çarşıdansa. Motorum var, arabam var. Gelir giderim yani sürekli. Ne oldu dağların efendisi? Şimdi bir şehrin efendisi mi olacak? Ya. Dağlar efendisini özlerse gelir. Bakalım nasıl olacak? Hayat bize neler sunacak Mert'ciğim? Allah hayırlısı olsun Ozan Bey. Öyle bakalım ya. Ya tabii ki mesela ben şey yapıyorum. Bir dönem aslında ben normalde sonbaharda yurt dışına gitmeyi planlıyordum. Hı hı. Bir yurt dışı planım vardı. Bir gün oturdum, eski videolarımı izliyorum tabii. Böyle insan duygulanıyor, doluyor, tamam mı? Ben bu hayatı bırakıp nereye gidiyorum diyorsun diye. Ama gerçekten biz hayvanları seviyoruz çünkü. Doğduk, büyüdük, içindeyiz yani. Mesela şu an
Esprisi bir tarafa gerçekten hani çarşıya da gitsen bizimkiler bakarlar bakmazlar köpeklere bilmiyorum diye gün olacak bunlar. Ya bunları da yanımda götüreceğim ya da bu bar evinin etrafını komple çevirmeyi düşünüyorum. Çeviririm, elektrik de veririm, köpekleri de içine atarım. Burada kalırlar, akşamları gelip gidiyorum. Babamgil de gündüzleri gelip gidiyor. Onlar için de hayvanlar hem açık olurlar. Bir de şey yani işte ama burayı kapatmak mesele. Tabii. Hani kapıyı açarız mesela, ayı geliyor giderler biraz hayvanlar şey atarlar, enerjisini atarlar. Daha giderler gezerler. Gezerler, gelirler yani ondan, o yönden şey yok ama buraya alıştıracağım burada kalsınlar diye. Biraz adamcılar, o gündüz biraz sıkıntı. Akşam sararsın ya, akşam sararsın gündüz yakalarsın. Bakalım bir şekilde bir şeyler yapacağız ya. İşte arkadaşlar böyle son yayıncımızda gitmek üzere şu anda. Tam gitmedi ama. Buradan yetkiliye sesleniyoruz. İş vermeyin bunlara. Köye gelsinler. Terk etmesinler. Ya şimdi mesela millet kızıyor işte ya sen herkes şehre şey köye geçmeye bakıyor. Köyde öyle kolay değil mi? Şimdi biz hani video çekiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. O görünen kısmı. Aynen. Bir de görünmeyen kısmı var. Görünmeyen kısmını bilmedikleri şimdi için insanlara kolay geliyor. Ya, mesela 5-10 dakika yani yarım saat sonra biz öyle bir işe gireceğiz ki biraz sonra. Yani bir de şöyle, ben normalde seviyorum ama bu sene gerçekten yaptığım işten soğudum yani. Bir insan mutlu olduğu yerde duracak yani. Mutlu olmadığı yerde duramaz. Severek yapmadıktan sonra bir anlamı yok. Bu sene yıldım yani gerçekten. Bazı ekonomik şeyler de var işte. İnsanlarla uğraşmak da var. Şimdi hastalıklar var, hayvan hastalıkları var yani. Oluyor ya. Benim için mesela başka işte çalışmak da zor olacak Mert'e. Çünkü yıllardır kendi işimi yapıyorum ben. Hani başkasının içinde daha öncesinde çalıştım ama. Belki de 2-3 ay gidersin. Tamam, geri gelirim. İşte onun için düzenimi komple bozmam. Aynen, bir deneme yapalım. Bir düzenim duracak. Belki yani. De orada çok iyi işler yolunda gider, orada kalırız. Bakacağız, göreceğiz. Hayat bize neler gösterir işte. Ama yakın bir zamanda yine bir çekim yapalım. Zaten yap. Ya şöyle, sen de beni böyle komple sanki yolluyor musun ülke dışına gibi bir izlenim verdim ben. Davul çalan var, sen yolluyoruz. Yani öyle bir izlenim. YouTube'u daha eksiz arkadaşlar. Ya biz yani sadece birazcık videolara ara verdim zaten bu aralar. Pek böyle içimden de gelmiyor diziyi çekmek. Neden ben de bilmiyorum. Ben de öyle yaptım. Hem işler yok hem de mesela şu anlık bir şey de yok. Bir şey yok. Bir şu an hayvan yok. Bir de artık bu mevsimsel değişimin bize vermiş olduğu psikolojik boyut mu desek. Hepsi etken oldu. Peki Ozan Bey, atı nasıl bırakmayı düşünüyorsun? Atı mı? Benim burayı yanlış attırıyor zaten. Attırıyor kanka. Attıracak ya. Attıracak ya. Peki köpek kuzularından nasıl geçeceksin? Bunun bir açıklaması yok. Köpek kuzuları hemen videoya... Sevmeye geldi, seviyordu. Şey, hemen videoya ekliyoruz peşine. Bakın arkadaşlar, izliyorsunuz şu anda. Sevmeye geldi, seviyor ama bırakacak bunları. Ne şey, kanalını bırakmıyoruz abi. Yani kuyruğu var. Kuyruğu aynen. Bitmiyor. Yani ne atsan da... Kürtten temizlemiyor. Yok, ne atsan da 10 tane evde kalır yani, ondan emin olur. Çünkü mesela biz düzen kurduk, bak 2 tane ekstradan ahır yaptık. Şey çoğalır da mı? Belli de ama istesen çoğaltırsın yani. İstesen çoğaltırım. Bakarım olmuyor. Gece çoğaltırım ama bir düzenli hayat olması gerekiyor Mert. Bakalım o zaman bir hayat bize neler gösterecek. Bakacağız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. O zaman Bey'in yanına geldik. Hoş geldin, ayağına sağlık. Bir hasbihal ettik. Herhalde yakın zamanda bir daha falan çıkarız diye düşünüyorum ama hayvanların işi olursa, senin de işin olmazsa. Aynen. Şey, yani çıkarız olmasın. Yapabilirsek çıkarız. Güzel bir yere gidelim. Bir şeye geçelim. Bu sefer keşfe hiç gitmedik mesela. Keşfe gidelim. Başaramayız. Artık bilindik yerlere gitmemiz lazım. Ya sen keşfi bana bırak, ben biliyorum. Dağların efendisi bilmediği yer mi var abi? Böyleydi arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hem ben neden video yapmadığımı size anlattım bunu. Hem de Ozan Bey'in yanına geldik. Onunla hasbihal ettik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi de kanalımı da unutmayın. Yorumlara bakacağım.